Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir Instagram ayakkabısı açımına, kargo açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda bir defa bu şekilde Instagram'dan aldığımız ayakkabılara bakıyoruz. Nasıl çıkıyormuş, neymiş, ne değilmiş onları gözlemliyoruz. Böylelikle bu tarz ayakkabıları tercih eden arkadaşlarıma da bir fikir oluyor. En azından bu adresten alırsam bu şekilde geliyormuş diye düşünebilirsiniz, görebilirsiniz. Benden geldiğinizde belirtebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi açalım bakalım kargomuzda ne varmış, nasılmış. Açıkçası güzel bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hani kalitesine şuna buna bakacağız ama ayakkabı genel olarak güzel bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Henüz alıp ben inceleyemedim çünkü artık bu ayakkabı piyasada yok. Yani piyasaya çıktı fakat birkaç gün sonra tekrar toparlandı. Kyrie mi? O da Kyrie 8, evet. Kyrie 9 da diyen var. Kyrie 8 diye çıkan Infinity dediler. Yan yatık hatırlıyorsan 8 gibiydi. Şimdi bu Kyrie 8 olacaktı. Birkaç gün Nike'da çıktı, Nike.com'da. Fakat daha sonra bitti. Yani Nike'la Kyrie'nin işbirliği bitti. Olayları da biliyorsanız şöyle yavaştan açarak da konuşmuş olayım. Böyle şunu çıkartalım. Kyrie Nike'la işbirliği bitti ve bu ayakkabı piyasalardan toplandı. Hatta bunun Flytrap modelleri vardı ve gerçekten uzun süredir tipini en beğendiğim Kyrie olacaktı. Hatta bunu Instagram'dan da belirtmiştim. Hatırlarsınız beni takip ediyorsanız. O sıra alan var mı onu çok merak ediyorum. O sıra Kyrie 8'i veya 9'u artık. Alan var mı yorumlarda lütfen belirtin, çok merak ediyorum. Birkaç gün içerisinde topladılar. 2900 gibi de bir fiyata çıkmıştı. O sırada 150 euro üzerinde oluyordu bu fiyat. Dolayısıyla Nike'tan sipariş edemiyorduk. Yani elim kolum bağlanmıştı açıkçası. Keşke o sırada edebilme imkanım olsaydı. Nike'la Kyrie'nin işbirliği de Kyrie'nin herhalde Yahudi karşıtı bir söylem veya onu söylemi içeren bir belgeseli tanıtmasıyla veya övmesiyle alakalı bir durum. Yani dıdısın 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 tarzında bir şey yüzünden Kyrie ile Nike işbirliği bitti. Bilmiyorum. Nike mi bitirdi acaba? Nike bitirdi. Direkt açıklama yaptı. Bu arada Kyrie'de hala ayakkabı free agent, sneaker free agent diye geçiyor. Bakalım kimle anlaşacak, onu da merak içinde bekliyoruz. Bu arada kutular sportik.com.tr'den artık bu şekilde geliyor. Sizler de aldığınız zaman kutuyu bekleyebilirsiniz. İçinden bağımsız olarak en büyük kutu bundan yaptırmışlar birçok sayıda. Dolayısıyla kutular böyle gelecek ama hani önemli olan kutunun tabii ki sağlam, içindekini koruyor olması. Bu ayakkabıyı da bana gönderdiği için sportik.com.tr'ye teşekkür ediyorum. Açıklamaya link bırakıyorum bu arada ama YouTube'da bir şey olmuş. Açıklamadaki linke tıklayınca göndermiyor artık. Değişik bir şey yapmışlar. Instagram'dan da sportik.com.tr yazıp bakabilirsiniz dedikten sonra hadi hızlı bir biçimde açalım. Girişi biraz uzun tuttuk. Evet, kağıtlar temiz, kutu zarar görmemiş. Gayet iyi biçimde gelmiş ve Kyrie Infinity. Güzelmiş. Yani gerçekten almak istediğim, tipini beğendiğim dediğim ayakkabı bu. Şu alt tabanın özellikle kalın oluyor olması çok hoşuma gidiyor. Sanki bir sneaker havası veriyor benim için. Gündelik giyilebilir yapıyor bu modeli. Bu rengi de güzelmiş. Birden çok renk vardı bu arada açıkçası arkadaşlar. Fakat 45 numara sadece bunda kalmış galiba. Evet, ne diyorsun ilk görünüş olarak? Benim bayağı hoşuma gittiğini söylemem lazım. Keşke Kyrie işbirliği Nike'le devam etseymiş, alabilseymişiz diyenler için bence iyi bir fırsat olacak. Şu anda da ilk izlenimler olarak da hoşuma gidiyor. Sen ne dersin? Sence nasıl bir görüntüye sahip? Yani güzel, bayağıdır. Evet. Eski yani hep Kyrie'ler birbirine benziyordu. Kesinlikle. Çok farklı bir tasarım olmuş. Adeta arkadaşlar biraz böyle Air Force tarzı, Air Force demeyeceğim de Air Max, özür dilerim. Sanki böyle şurada bir Air Max bubble'ı olsa Air Max'in bir tipi gibi. Çünkü özellikle burun kısmından, arka kısmından bu yükseklik onu baya baya çağrıştırdığını söylemem lazım. Evet, şöyle tabanını çevireyim ve normal incelememize, en azından ilk izlenimlerimize devam edebiliriz. Çok harika bir tabana sahip. Şurada ağaç köklerini andıran bir tasarım. Daha sonra burada yaprakları andıran bir tasarım. Yine Kyrie'nin bu üçgenleri, piramitleri. Dünya logosu var ve Kyrie logosu var onun üstünde de. Bayağı burası anlamlı galiba ve ok işaretleri var köşelerde. Biraz daha yakınlaşırsan görebilirsin. Burada birçok metafor olduğuna eminim. Tepede bir üçgen var. Doların üstünde olan üçgen şurada. Üçgenler iç içe. Dünya var, Kyrie logosu var. Bayağı güzel yapmışlar ve çevresinde Kyrie logolarıyla çevrilmiş. Görüyor musun o piramidin? Değil mi? Bayağı farklı yapmışlar. Aşağıda Nike logosu bizleri karşılıyor. Bakalım başka bir yazımazı var mı, ona bakıyorum. Taban yapısı üste kadar çıkıyor ve yanlara doğru da daha farklı şekilde ilerliyor. Azure Elizabeth Irving şeklinde bu yazılar burada yerini bulmuş. Tabanın desenlendiriliyor olması, şekillendiriliyor olması benim çok çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Bunu birçok ayakkabıda söylüyorum. React tabanlarda da aynı şekilde söylüyorum. Ve Kyrie'nin imzası ile birlikte tatlı bir geçiş burada mevcut. Air Zoom Strobel şeklinde yine yastıklamanın da reklamı yapılmış. Gerçekten alt kısmı hoş duruyor. Şu an ayağıma giymek için sabırsızlandığımı söylemem lazım. Üst kısım ise dediğim gibi bu rengi, birçok farklı renkleri vardı. Anladığım kadarıyla da Sportik.com
Sportik.com.tr'nin de elinde çok fazla kalmamış. Hızlı giden, hızlı biten bir model olduğunu söyledi. Gerçekten de güzel duruyor. Üst kısmı hepsi güzel. Yani bu renkleri, farklı farklı renklerin hepsi güzel. Ayakkabı çok hoşuma gitti. Üstündeki yapı kalın ve fazla da esnemeyecek gibi duran bir plastik. Fakat şurada da daha farklı bir kumaştan bütün ayakkabıyı çevrelemişler ki güzel duruyor. Yani iki farklı kısım burada mevcut. Bağcıkları, normal bağcıkların geçtiği yerlerde iç kısımda iki tane şurada görmüş olduğunuz mor kısım var. Dışta ise bağcıkların içinden bağcık geçiyor gibi bir hal var. Görüyor musunuz şuralardan bir geçiş mevcut. İçeriye dönüyorum hemen arkadaşlar. 11 numara Nike işareti ve burada bu geri dönüşüm işareti manasına gelen Multi Zero'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Onun logosu olması lazım. Arkasına geçiyorum. Burada ne yazıyor bu okuyabiliyor musun? Ve dış kısımda ise Nike logosu. Logonun içinde de biraz daha ele yapışan farklı bir plastik yapısı. Gerçekten keyifli, gerçekten güzel olmuş. Dilini hemen şöyle yavaştan da açmış olayım. Ayağımıza da giyeceğiz şimdi. Diline bakalım. Dil yapısı biraz farklı geldi gözüme açıkçası. Bu kadar çok rengin kullanıldığı ve benim beğendiğim nadir ayakkabılardan biri olabilir. Dil yapısı da fena değil arkadaşlar. Kyrie logosuyla birlikte buradaki kumaşlar ve kullanılan materyaller, malzemeler baya baya farklı geldi gözüme açıkçası. İç kısmı da kalın, sünger kondurulmuş ve farklı bir içeride reklam tasarım mevcut değil. Şöyle içindeki kartonu çıkartalım. Belki sipariş verildiyse siparişler iptal olmuştur. Nasıl? Yani hani alan oldu mu diye sordun ya. Yani zannetmiyorum. Yani o da olabilir dediğin gibi ama almış olanlar da bence vardır. Yani benim kadar Türkiye'den zor belki yurt dışında yaşayan takipçilerimiz oluyor. İşte Almanya'dan, işte Hollanda'dan ben getirtiyorum abi falan diyen takipçilerimiz olabiliyor. Belki o tarz takipçiler de varsa onlar da vardır diye düşünüyorum. Evet şöyle çıkartalım çünkü. Acaba bu ayakkabı başka bir isimle çıkacak mı? Zannetmiyorum. Hı. Ama Nike bence çok kaybetti. Çok şey kaybedecek daha doğrusu. Kyrie şu anda sahalara da eski Nike ayakkabılarıyla üstünde I'm final free falan yazıyor. Yani sonunda özgürüm, özgürlük gibi yazıyor. Demek ki Nike de onu çok kısıtlıyormuş. Yapmak istedikleri şeyleri yapamıyor, edemiyor. Tabii şimdi çok eleştirildi Kyrie'de. Yani çok da iyi oynuyor. Hele ki son zamanlarda izliyorsanız efsane sayılar at. Saf yetenek. Tabii biraz daha basketbolla ilgilense güzel olur. Tabii onun da farklı düşünceleri var. Farklı şekilde birçok insan onu takip ediyor. O da bazı mesajlar vermek istiyor. Bazı değişimler yapmak istiyor. Olabilir. Neyse çok da artık bir şey diyemeyeceğim iyi veya kötü şekilde. Herkes kendi hayatını yaşıyor yapmak istediği şekilde, yaşamak istediği şekilde. İçerisinde arkadaşlar şöyle bir logo tasarımı mevcut. Kesinlikle güzel duruyor ama biraz dar gelecekmiş gibi hissettirdi bana. Çünkü baya baya taban kısmı kalın. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Instagram'dan alabileceğiniz ciddi kaliteli ayakkabılardan bir tanesi olduğunu söylemem lazım. Arka kısmına çok bakmadık. Arka kısmında çok aşırı kuvvetli veya güçlü bir topuk, heel cup dediğimiz topuk koruması mevcut değil. Ama zaten bu çok önemli bir şey de değil. Ben hatta çok sert korumalarda ayağımı rahatsız ediyor. Çünkü çok fazla esnemediği için. Hadi şimdi gelin ayağımıza giyelim. Bakalım nasılmış, neymiş. Ayakta çok daha net anlayacağız. Ama görsel olarak ilk izlenimler olarak beğendiğimiz bir ayakkabı oldu. Ayakta da beğenirsek zaten harika. Şu an benim en merak ettiğim şeylerden biri de Kyrie kime gidecek? Sizler de yorumlarda arkadaşlar kime gideceğini belirtirseniz en azından düşüncenizi. Hani Puma yakın bir ihtimal. Adidas olur mu bilemiyorum. Zannetmiyorum ama Adidas da çok böyle aman aman iyi bir marka değil. Yeezy ile olan olayları da biliyorsunuzdur. Yani onlar da yine büyük bir corporate deniyor bunlara. Böyle çok fazla duygusu olmayan büyük firmalar. Paraya bakıyorlar. Under Armour'a bakıyorlar. Gitse keşke. Under Armour'da Curry var. O olur mu bilmiyorum. Puma'da sanki böyle çok çok büyük bir isim eksikliği var gibi. İşte Melo mesela en büyük aklıma gelen. Onun dışında işte Terry Rozier var. Birkaç farklı. Converse mi galiba? Converse olur. Converse de gidebilir bu arada. Fakat Converse'e gitmesin. Çok sevdiğim bir marka değil. Hatırlarsanız en son bir daha dedim Converse'den tövbe. Tövbe mi basketbol ayakkabısı alırım. Bu arada şu an yani bilmiyorum ayağa kalkınca nasıl olacak ama inanılmaz güzel kavradı arkadaşlar. Çok rahat. Yani Instagram'da gerçekten hep şey diyorum ilk 3'e girer ilk 5'e girer. Ama galiba en beğendiğim ayakkabı bu oluyor. Şu ana kadar ki hem basketbol olması hem Kyrie oluyor olması hem piyasada bulamayacağınız bir ayakkabı oluyor olması. Rahatlığı da rahatlıkmış. Arkadaşlar gerçekten çok iyiymiş ya. Genelde Instagram ayakkabılarında bu yastıklamayı çok bulamazsınız. Yine burada da çılgın bir yastıklama diyemeyeceğim ama güzel bir rahatlık var. Hoş bir rahatlık var. Sadece hafif şuralardan geniş ayaklı olanlar patlayabilir. Ama cidden çok iyiymiş.
Gerçekten hoşuma gitti biliyor musun? Yakıştı da ayağına. Değil mi? Hı hı. O kadar istememe değermiş diyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar kesinlikle güzel, hoş duruyor. Açıkçası bunun içerisinde biraz oynayıp da detaylı performans incelemesi bile yapabilirim. Sonuçta piyasada olmayan bir ayakkabı. Dediğim gibi yastıklaması biraz eksik, daha iyi olabilir aslında. Yani zoom strobel'ı şu önde hafif hissediyor gibiyim. Yani çok aman aman bir şey zaten olmasa da. Zaten sanki önde varmış gibi koymuştum. Zaten önde var. Hı. Ama gerçi Nike'dan da alıyor olsaydın muhtemelen bu şekilde sert bir yastıklama olacaktı. Diğer kaygıların hiçbirinde zaten ben aman aman bir yastıklama bulamıyorum. Gerçekten keyifli, gerçekten güzel. Taban tuşu nasıl olur bilmiyorum. Detaylı performans incelemesini görmek ister misiniz? Bunu daha önce hiçbir Instagram ayakkabısına yapmadım biliyorsunuz. Ama buna yapabilirim. Bir de LeBron 19'ları beğenmiştim yanlış hatırlamıyorsam. 19 muydu, 18 miydi? Instagram'dan alıp çok beğendiğim, yine Sportik.com.tr'den alıp çok beğendiğim. O ikisine belki bir böyle şey yapabilirim. Performans incelemesi. Ama gerçekten en beğendiğim ayakkabı bu. Yani görüntü olarak zaten apayrı. Onun dışında rahatlığı da, yani ön tabandaki şu rahatlık, şu zıp zıplık çok güzel. Bu tarz bir ayakkabıya şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz ekstra tabanlık koyabilirsiniz. Piyasada birçok tabanlık satılıyor ve kalın kalın tabanlıklardan. Hani diyelim ki numaranız yok. Bir numara büyük alın ve içine güzel bir tabanlık koyun. Bence harika, piyasada olmayan piyasada olmayan güzel bir ayakkabı alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ayakkabıdan çekiliş ister misiniz? Onu da sormuş olayım. Bayağı soru sormuş oldum aslında da. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Diyorum ayakkabı dersi bugünlük. Out.